Çakma gelini İclal'e Mert'in bakıcısı diye yutturdu vallahi teyzen. Aytül Hanım, yani gördüm ama sizin gibisini de hiç görmedim gerçekten. Ay kızı İclal'in karşısında görünce ben bayılıverecektim neredeyse. Ay ne kadar rahat yalan söylüyorsunuz öyle. Bravo doğrusu, büyük maharet. Şimdi ne olacak teyze? Vallahi şimdi ne olacağını bir Allah bir yiğit bilir Cahit'ciğim. Baksana, iğnenin deliğine girse bulup getiriyor karısını. Ay kızın o kadar kulağını çınlattık da bir kase çorba götürmedik. Bari ben şu kalan çorbadan ısıtıp da götüreyim biraz sevabını. Otur oturduğun yerde. O kızın yanına yaklaşmayacaksın. Hizmetçiyi çağıramıyorsunuz korkunuzdan. Çağırın o zaman, o götürsün. Ben de çok meraklıydım elin kızını beslemeye. Nazan tamam. Ben senin neye meraklı olduğunu çok iyi biliyorum. Allemet, kallemet yeter ki ortalık karışsın. Ben ne yaptım şimdi? O uğursuzu Yiğit'in başına sen sardın. Bugün o püsküllü bela yine ayağımıza dolandıysa senin yüzünden. Ay kusura bakmayın ama siz artık ne dediğinizi iyice şaşırdınız Aytül Hanım. Ay ben nereden bileyim canım kız nereye gitmiş, ne yapmış, nereden gelmiş? Allah Allah ya! Yani ayağınız taşa takılsa benden bileceksiniz artık. Senin derdin bir ben bir kızım. Ne eziksin. Ne yapsan atamadın o ezikliği üstünden. İclal'i kıskanmaktan gözün dönmüş senin. Ay kusura bakmayın da ben neyini kıskanacağım acaba sizin kızınızın? Neyini kıskandığını bütün şu duvarların dili olsa hepsi söyler. Kusurlusun. Eksiksin. Teyze. Senin kızım aslan gibi erkek evlat doğurdu da ne oldu? Hı? Bu saatten sonra ben ona anca acırım. Teyze sen ne yaptın? Karının diline sahip çıkacaksın Cahit. Çıkamazsan işte böyle cayır, cayır yakarım. Şimdi benim etim yanıyor ama senin yüreğin yanacak Aytül Hanım. Bu lafımı unutma. Yüreğin yanacak. Tamam Nazan, tamam.